Herkese merhabalar, Müverihane'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere hamam önünden sesleniyorum. Hamam önünde çok güzel bir kitap evi var, %2.com. Bu kitap evinde alışveriş yaptığınızda kitapların gelirinin %2'si 12 farklı hayır kurumuna gidiyor. Şimdi ben de hediye bırakma rafına Vatan Yansı Sütüsü'yü bırakıyorum. Bakalım kim olacak? Hem de içeriği size gezdirmek istiyorum. Hadi gelin birlikte gidelim. %2.com'un bir diğer güzel özelliği ise şu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz raf, hediye rafı. Buraya dilediğiniz tüm kitapları bırakabilirsiniz. Dilerseniz de buradaki kitaplardan alabilirsiniz. Hem de ücretsiz bir şekilde. Bu kitapların hepsi birinci el. Hatta ben de bakalım kim olacak merak ediyorum. İmzalayıp buraya bir yazı yazıp bırakıyorum. Şuraya rafa koyalım. Hadi o zaman gelin. Sıfırdan bir bakalım neler varmış %2.com'da. Burası Enver Paşa'nın kitaplarının, Şevket Süreyya Aydemir'in kitaplarının da olduğu bir bölüm. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu külliyatı var. Hatta demin yazarı vardı. Hakkı Öznur Bey. Maalesef kaçırdım 2 dakikalık farkla. Gene burada Kurtul Amareler var. Kazım Karabekirler var. Neler varmış? Ülke ocakları ile ilgili çeşitli kitaplar ve Devlet-i Aliye de var. Çok güzel kitaplar var. Hatta bakın benim almak istediğim bir kitap burada mevcut. Direkt karşıma geldi. Bakalım başka neler varmış raflarda. Ben Kurtlarla Koşan Kadınlar şu an okuduğum bir kitap. Cemil Meriç gibi farklı yazarlar. Şunlara bayıldım. Harika. Yani benim bu %2'de en sevdiğim şey aslında gelirlerinin, yani bu satın aldığımız tüm kitapların gelirinin %2'sinin hayır kurumlarına bağışlanması bence kesinlikle çok güzel bir özellik. Şöyle kitapları gösteriyorum. Neler varmış? Aytma Tolbay var. Atsız var. Olmazsa olmazlar. Hepsi burada mevcut. O zaman şimdi gelin üst kata çıkalım. Üst katta sahaf bölümüymüş. Bakalım neler varmış orada da. Devam ediyorum. Bakalım neler varmış burada. Ya zaten ben hamam önünün içerisindeki binaları çok seviyorum. Yılları meydan okuyan binaları var. Aynı zamanda yapılan her yeni bina da buraya uygun restore edilerek yapılıyor. Bu durumda buranın atmosferini koruması açısından çok önemli. Bakalım bu kısımda neler varmış. Küçük bir çay makinesi. Harika. Şöyle bahçeye bakalım. Ben kitap evindeki herkesi çekim yapacağım diye nişanlımla birlikte dışarıya çıkarttım. Onlar sohbet ediyorlar, çaylarını içiyorlar. Sohbet ede dursunlar, biz de biraz gezelim. Biliriz. Evet arkadaşlar, %2'yi dolaştım. Üst katta sahaf bölümü var. Alt katta da çeşitli yayınların farklı birbirinden değerli kitapları var. Açıkçası bir kitap evinin gelirlerini
çeşitli hayır kurumlarına bağışlaması bana kalırsa en güzel özelliğiydi. Eğer Ankara'da hamam önüne gelecekseniz %2.com kitap evine uğramadan geçmeyin. Hediye rafına bıraktığım kitabı kim alırsa Instagram üzerinden Müverihane'den bana yazarak ulaşabilir. Ben de onun fotoğrafını seve seve paylaşırım. Çok keyifli bir gezi oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Yine keşiflerinize gezmeye devam edince ben sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.